Merhaba. Ramazan akşamlarının olmazsa olmazı meddah sohbetleriydi. Meddahlar tiyatro dilini kullanarak sohbet eder gibi bilgilerini seyircilerine aktarırdı eski Ramazan gecelerinde. Anadolu'da ilk turneye çıkan tiyatro oyunu. Aynı yıl Soyadı Kanunu'nda çıkmış. Ve Trabzonlu Şükrü Bey Samsun'da o oyunu seyrediyor. Trabzon'a geri döndüğünde soyadı olarak o tiyatro oyununun adını alıyor. Faruk Nafız Çamlıbel'in yazmış olduğu bir oyundur bu. Oyunun adı Akın. Evet, Şükrü Bey'in oğlu Terzi Tuncay, Tuncay Akın. Onun da oğlu Sunay Akın. Bu yüzden Anadolu'nun pek çok yerinde, farklı farklı kentlerinde Akın soyadı çıkar karşımıza. Aslında ben sözü milli takımımızın bir maçına getirmek istiyorum. 60'lı yıllarda milli takımımız bir milli maç oynayacak. Maç öncesi her iki ülkenin milli maçları dinleniyor. Tam oradayız. Göğsünde ay yıldızlı forma. İsfendiyar. Yani bir zaman makinesi olsa, bir zaman tüneli, bana bir şans verseler, nereye gitmek istersin? O anı görmeyi, yaşamayı çok isterdim biliyor musunuz? Milli futbolcumuz İsfendiyar milli maçı söylerken. Evet. Bunun da nedeni İsfendiyar'ın soyadındadır. İsfendiyar'ın babası Hüsnü Bey. Kastamonu'dayız. Ve işgal yıllarında. Üç yürekli Kastamonulu delikanlı, üç güzel insan. Bir gazete çıkarır işgal yıllarında Kastamonu'da. Bu gazete Anadolu'da çıkan gazeteler arasından, hatta İstanbul'dakiler de dahildir buna, Mustafa Kemal'e en cesaretli desteği veren, en yürekli yazılarla destek olan gazetedir. Açık Söz gazetesi. Çıkaranlar Kastamonlu üç delikanlı. Dedim ya, Hüsnü Bey, o futbolcu İsfendiyar'ın babası. Sonra Ahmet Hamdi Bey, Ahmet Hamdi Çelen ve Mehmet Tahir, Mehmet Tahir Karaoğuz. İki arkadaşın soyadını söyledik. İsfendiyar'ın babası Hüsnü. Hangi soyadını alıyor? Gazetenin adını. Açık Söz. İsfendiyar, Açık Söz. Ünlü futbolcumuz. Soyadı Anadolu'da direnişe destek veren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına destek veren Kastamonu'da çıkan Açık Söz gazetesinden gelmektedir. Peki milli maç bunun neresinde? Mehmet Akif Ersoy'umuzun o güzel şiiri 1921 yılının 21 Mart'ıydı hafızam beni yanıltmıyorsa mecliste milli marşın sözleri olarak kabul edildiğinden bir ay önce o şiir ilk kez Kastamonu'da çıkan Açık Söz gazetesinde yayınlanmıştır. Bu yüzden Açık Söz gazetesini soyadında taşıyan İsfendiyar'ın her milli takımının maçı öncesi milli marşı söylemesi çok ama çok anlamlıdır. Sivas Kongresi'nden önce attığı bir manşeti biliyor musunuz Açık Söz gazetesinin? Hani Sivas Kongresi çok önemli. Tıbbi Hikmet çıkıp diyor ya, Mustafa Kemal Paşa diyelim ki sen de mandacılığı kabul ettin. Seni vatan kurtaran değil, vatan batıran ilan edersen de karşında oluruz. Biz mandacılığa karşıyız. Tıbbiyeler istemiyor dedi ya Tıbbi Hikmet. İşte Sivas Kongresi'nden de önce Kastamonu'da çıkan Açık Söz gazetesi şu manşeti atmıştır. Manda değil, istiklal. Anadolu'da bizim bağımsızlık savaşımıza destek veren pek çok güzel gazete var. Onlardan da birkaçını analım. Evet, teşekkür ederim. Adana'daki Yeni Adana gazetesi. Doğru, doğru. Erzurum'da Akbayrak. Konya'da Babalık. Onları da analım bu Ramazan gecesinde. Çünkü bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Mustafa Necati Karadeniz gezisinden dönüyor, Kastamonu'ya geliyor. Açık Söz gazetesini alıp okuyor Cumhuriyet yıllarında. Açık Söz gazetesini. Bir şiiri çok beğeniyor. Şiirin adı Sazını Çalan. Çok güzel bir şiir. O kadar beğeniyorlar ki. Altında yazanın imzası Mehmet Rıfat. Kim bu Mehmet Rıfat? Efendim diyorlar. Bir öğrenci. Nasıl olur bu kadar güzel bir şiir yazmış. Getirin bakayım. Mustafa Necati'nin yanında hani benim de soyadımı
taşıyan o oyunu yazan Faruk Nafız Çamlıbel vardır. Evet, beraberler. Getiriyorlar çocuğu, okulun bahçesinde oyun oynamaktaydı. Efendim bu delikanlı. Sen misin Mehmet Rıfat? Bu şiiri sen mi yazdın? Evet efendim. Oku bakayım evladım şu şiiri. Okuyor Mehmet Rıfat şiiri yeniden. Çok beğeniyorlar. Bu arada o Mehmet Rıfat adlı öğrenci meclis İstiklal Marşı'na söz bulmak için yarışma açtığında meclise bir şiir de göndermiştir. Yani yarışmaya katılanlardan biri. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi o Mehmet Rıfat adlı öğrenciye moral veren bir mektup da göndermiş. Diyorlar ki o mektupta, sakın vazgeçme evlat, devam et. Sen bir gün yani iyi bir şair yazar olacaksın. Yanılmıyorlar da. Mehmet Rıfat gerçekten çok büyük, çok ünlü bir şair bir yazar oluyor. Siz onu Hababam Sınıfı adlı ünlü eseriyle Rıfat Ilgaz olarak tanıyacaksınız. Bu aşamalık da bu kadar. Bir futbolcudan kalktık, bir edebiyatçımıza kadar geldik. Hayatın güzellikleri de bunlar, bu öyküler değil midir zaten? Yarın akşam yeniden çok değişik, çok çarpıcı, ilginç bir öyküde yeniden buluşmak dileğiyle. Sürçülisan ettiysen